Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yakın zamanda yurt dışından aldığım bazı ürünlere ne kadar vergi ödedim bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca ne kadar vergi ödedim, nasıl ödedim, kimi ödedim vesaire böyle bazı sorular var onlara cevap arayacağız. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar ben buraya Aliexpress diye yazdım ama bana incelemeye de ürün yollayanlar oluyor onlardan da bahsedeceğim. Banggood'dan aldığım ürünler de var onlardan da bahsedeceğim. Yine böyle detaylandıracağız. İsterseniz ürünlere geçelim. Onların üstünden konuşmaya devam edelim. Yakın zamanda aldığım dönüştürme vidasıyla anlatmaya başlayalım. Bunun 10 tanesi 1.69 dolara geldi. Bir de üstüne tabii ki şurada yazan vergi. 11.48 TL vergi geldi arkadaşlar. Bunu Türkiye'den neden almadın diyenler olabilir. Ucuz bir ürün diye düşünebilirsiniz. Bunun tanesini Türkiye'de 10 TL'ye satıyorlar. Bir de üstüne normal kargo falan ödeyeceksin. Şimdi ben 10 tane almış oldum. 11.48 o. 10 lirada şey desen 22-23 liraya gelmiş oldu. Böyle düşünmek lazım. E ben şimdi Türkiye'den bir tanesini 10 liraya alacağım. Kargoda 5 lira olsa 15 lira. E 10 tanesini 25 liraya almış gibi düşünün. Gayet ekonomik oluyor. Bu vida da şuna yarıyor arkadaşlar. Tripodun ayağı ile tripodun altındaki vida kısmı farklı oluyor. Onları birbirine dönüştürmek için. 1 bölü 4 inçten zaten 3 bölü 8 inç falan diye yazıyor. Bunun tam tersi falan olanlar da var. Buna göre kullanabiliyorsunuz. Genelde kamera video işleriyle uğraşanlar bunu bilirler zaten. Burada şöyle bir durum var. Burada gördüğünüz damga vergisi 70 kuruş. Bir de gümrüğe sunma ücreti 8 TL. Bunlar her üründe sabit göreceksiniz. Yurt dışı iade ücreti bende hiçbir üründe yok. Çünkü ben iade etmedim hiç. Genelde iade de şöyle bir durum oluyor. Mesela sorun çıktı. Bunda değil de mesela TV Box falan var. Sorun çıktı. Adama yazıyorsun iade mi edeyim, nasıl yapalım falan. Adam size şöyle bir seçenek sunuyor. Ürün sende kalsın. Ben sana şu kadar iade yapayım ya da ürünün tamamını iade yapayım gibi seçenekler sunuyor. Çünkü onun için şu iade ücreti daha masraflı oluyor. Bunu genelde sizden alamıyorlar. Bu iade edilen yerden alınıyor yani AliExpress'ten X satıcıdan aldınız. X satıcı ödüyor bu iade ücretini. Çünkü siz zaten ben böyle bir ürün almadım, bilmiyorum da deseniz ürünün iade ücretini de vergi ücretini de ödemezsiniz. Ürünü teslim almazsınız. Bundan da yine bahsedeceğim. O yüzden bu iade ücreti genelde bize ait değil. Ama size vermeye de çalışıyorlar yani size ödettirmeye de çalışıyorlar bunu. O konuda dikkatli olun. Ben genelde her iade ettiğim üründe de şunu ödemedim. Daha önceleri iade etmiştim yani daha eski zamanlarda. Onu hep satıcı ödedi. Bu da aklınızda bulunsun. Geçelim diğer ürünümüze arkadaşlar. Bu bir tıraş bıçağı ama bu şöyle arkadaşlar. Bunun üstünde jilet yok. Şu üst tarafını açıyorsunuz. Yine detaylarda göstermeye çalışırım. Buraya normal jileti koyuyorsunuz. Büyük jileti. Bu sayede tıraş bıçağı olarak kullanıyorsunuz. Ben bu tarz şeyler kullanıyorum. Önceki vardı. Bunun gibi güzel bir şey değildi o. Biraz daha uyduruk bir şeydi. Şöyle kafası kırıldı. Bunu yeni aldım. Bu yanındaki kılıfla beraber aldım. 10.15 dolarlık bir fiyatı var. Yine gördüğünüz gibi damga vergisi, gümrüğe sunma ücreti bunlar her şeyde sabit. Yurt dışı iade ücreti yine yok. Gümrük vergisi 5.75 kesildi. 14.45'te bu ürüne vergi kesildi. Unutmadan şundan da bahsedelim. Ben mesela diyorum ya 10.15 dolar fiyatı var diye 10 dolar diyelim. Ama mesela paketin üstüne farklı fiyatlar yazabiliyorlar. Mesela bunu yollayan satıcı üstüne fiyat yazmamıştı. Bakın mesela burada 1.69 dolar dedim. Üstüne 1 dolar yazmıştı. Şimdi bir diğer ürünümüze geçelim. Mesela Redmi AirDots var arkadaşlar. Bunun üstüne fiyat yazmamışlar. Bu bana incelemeye geldi. Ben buna para vermedim. 25 dolar gibi satılıyor. Banggood'dan geldi bu. Gümrük vergisi 9.3 TL. Damga vergisi yine 70 kuruş. Gümrüğe sunma ücreti yine 8 TL olarak geldi. Toplamda 18 TL'lik bir vergi ödemiş oldum bu ürün için. Birçok farklı kategoriden ürün olduğu için siz de aşağı yukarı alacağınız şeye ne kadar vergi gelebilir buna hesap edebilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Kesin bir hesap yok. Yani 10 doların üstünde şu kadar ödersiniz. 20 dolarda şu kadar ödersiniz bir hesap yok. Biraz gümrük memurunun insafına kalmış. Dikkat ederseniz buna 18 TL dedim. 25 dolar. Bu mesela 10 dolar dedik. 15 lira desek. Bu mesela 1,5 dolarlık bir şey. Buna da 12 lira. Yani aralarında fiyat olarak neredeyse uçurum var ama vergi olarak o kadar uçurum yok. Şimdi geçelim bu ürüne. Bu kamera aparatı arkadaşlar. Eski iPhone'lar var ya eski dediğim de yani bizim için yine yeni. XS filan bu XS'i 11 Pro'ya filan çevirmek için arkadaşlar. Bu kameranın üstüne takıyorsunuz bunu. İşte arkadan baktığınız zaman 11 Pro filan gibi görünüyor. Yani bir nevi zengin gösteriyorsunuz. Bunu birisine aldım ben. Yakında zaten anlarsınız kimi aldığımı. Bu 2,79 dolarlık bir fiyatı var. Buna da yaklaşık 15 TL'lik bir vergi geldi. Yine burada burada da damga vergisi, gümme, gümrüğe sunma ücreti falan sabit. Bunlar hiçbir yerde değişmiyor. Paketin üstüne bu arkadaş da fiyat yazmamış. Siz yine şey diyebiliyorsunuz yani fiyat yazma, şunu yaz, bunu yaz diyebiliyorsunuz ama gümrük memurları paketleri açıyor. Bana gelen bu paketlerin tamamında paket açılmıştı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi geçelim diğer ürünümüze. Bu Andoyer'in bir tripod kafası arkadaşlar. Bunu da yakın zamanda aldım. Hatta şu anda kamera ona bağlı. Bunun da 11 dolarlık bir fiyatı vardı. Adam gitmiş 11 dolara da hakikaten yazmış üstüne. Aslında burada şöyle bir şey yaptım. Ben bunun bir farklı versiyonunu daha satın aldım. Bununla aynı zamanda aldım. O hala gelmedi. Onu bekliyoruz. Onunla ikisini aynı pakete koy dedim ben. Çünkü vergisi kesilecekse beraber kesilsin. En azından damga vergisi, gümrüğe sunma ücreti ödememiş olurum gibi düşündüm. Ama adam gitti ikisini de ayrı ayrı yolladı. Tek pakette yollamadı. O da aklınızda olsun. Eğer birleşik pakette alırsanız yani ürünleri tek paket halinde alabilirseniz gümrüğe sunma ücretiyle damga vergisini ödememiş olursunuz. Yani bir kere ödemiş olursunuz. Tüm ürünler için tek tek ödememiş olursunuz. Ama gümrük vergisi ne kadar çıkar? O tabii gümrük memurunun insafına kalmış. Bu üründe 13.58 gümrük vergisi çıktı. En çok ödediklerimden birisi de bu arkadaşlar. Geçelim TV Box'a. Bu TV Box da aslında bana incelemeye yollandı. Bunun da 40 dolarlık yaklaşık bir fiyatı var. Bazen 30 dolara falan değiniyor bu model. Bu 4 GB 64 GB ROM'lu olan model yani depolaması 64 GB olan model. Pakete 8 dolar yazmışlardı. Gümrük vergisi 9.3 TL çıktı. Damga vergisi, gümrük sunma ücreti yine sabit. İade ücretimiz yok. 18 TL'de buna vergi ödedim. Dikkat ederseniz bakın mesela buna 18 TL ödemişim. Bu mesela 11 dolarlık bir ürün 23 lira yaklaşık para ödüyorum. Bu yaklaşık işte 3 dolar desek 15 lira ödüyorum. Yani tam böyle net bir şey yok. Mesela buna işte 25 dolar 18 TL ödüyorum. Net bir şey yok ama genelde benim hani şahsi kanaatim 12 lirayla 25-30 lira arasına kadar böyle değişiyor genel ürünlerde. Ama ben mesela şuna da çok bakıyorum. AliExpress'te yorumlar var ya yorumlarda işte alan Türkler yazıyor işte şu kadar vergi ödedim bu kadar vergi ödedim. Mesela bu TV Box'ın aynısı bir arkadaşa gelmişti 90 lira vergi ödemiş. Tam benim aldığım zamanlar. Ben hatta çekinmiştim o zamanlar. Ya dedim şimdi ürünü incelemeye yolluyorlar. Bunlardan para falan almıyoruz. Bunlar da sadece ürünü inceliyoruz. İşte insanlar faydalansın falan. Bir de dedim 90 lira buna vergi mi ödeyeceğim falan dedim ama 18 liraya çıktı. Allah'tan ondan yırtmış olduk. Bu ürün de yine incelemeye geldi. Bu İngiltere'den gelmişti. 33 ile 43 dolar arasında değişiyor yani indirime göre. Şu an indirimde 33 dolara satılıyor. Ben incelediğim zamanlarda ben hatta videoyu çektiğim sıralarda 43 dolara satılıyordu. Şu ürün ayrı alınabiliyor. Bu şarj cihazı ayrı alınabiliyor. Bana ikisi beraber gelmişti. İkisi beraber haldeyken pakete 10 dolar yazmışlar. İkisinin de kutusu vardı ama iki kutu birleşik tek paket halindeydi. Gümrük vergisi 9.52 yine damga vergisi gümrüğe sunma ücretimiz sabit. 18.22 TL buna para ödemiş oldum. Bu yani baktığın zaman buna uygun bir vergi oluyor. Diğer mesela şu TV Box için filan da hani uygun vergiler oluyor. Ama mesela şu pakete baktığımız zaman bunun için bence çok pahalı. Hatta vida için mesela vida ufacık bir paketti. Vida için pahalı. Ama bu biraz daha pahalı ürünlerde insaflı oluyor. Önceden mesela 200 lira vergi öden çıkıyordu buna. Hani bir öncekinde diyeyim. Çünkü çok fazla değişiyor bizde. Ben mesela ilk bu videoları çekmeye başladığım zaman 150 euroydu sınır. Daha sonra 75'e düştü. Daha sonra 30'a sonra 22'ye. Şimdi sıfıra düştü. Şu an 1 centlik bir ürün de alsanız vergi ödüyorsunuz. Şimdi şeye de bakalım arkadaşlar. Takip numarasıyla takip ettiniz. Nasıl fiyatlandırma yapılıyor? Bakın hemen burada ücretler yazıyor. Şuradaki şeyi kapattım ben. Takip numarasına adres falan görünüyordu baktığınız zaman aşağıda. O yüzden kapattım. 150 gram falan buna takılmayın ağırlığına. Bunu genelde sallamasyon yazıyorlar. Gümrük vergisi yazıyor zaten. Damga vergisi, gümrüğe sunma ücreti Yurt dışı iade ücreti toplam diye yazıyor. Şu toplam ücreti posta memuruna veriyorsunuz. Sizin kapınıza postacı getiriyor ya. İşte bu posta PTT kargodan onu ödüyorsunuz. Bengut'ta filan vergi dahil alırsanız onları yurt içi filan getiriyor arkadaşlar. O ayrı orada hiçbir şey ödemiyorsunuz. Bir diğer ürün yine mesela burada da toplam bakın 14.45 diye yazıyor. Aynı şekilde. Bir başka ürün burada da yine 18 TL olarak yazıyor. Bu toplam fiyatı Dediğim gibi posta bunu ödüyorsunuz. Şimdi bazı sorulara bakalım isterseniz. Ürünleri tek pakette alabilir miyiz? Bundan biraz bahsettim ama yine bahsedelim. Satıcıyla konuşursanız yollayabilir ama genelde yollamak istemiyorlar. Tek tek yolluyorlar. Çünkü mesela bir tane üründe sorun çıktığı zaman itiraz oluyor. Şimdi tek paket yaptığı için orada işler karışmasın diye size ayrı ayrı yollamak istiyor. O yüzden bunu satıcıyla konuşmanız lazım o damga vergisiyle gümrüğe sunma ücretini tek bir şeyde ödeyebilirsin. Yani 5 ürün aldınız bir kere ödersiniz diğer 4 ürün ödenmemiş gibi olur. Bunu satıcıyla konuşmanız lazım. Vergiyi söylemiştik zaten. Burada nasıl ödeniyor diye sormuşuz. Getiren posta memuruna nakit olarak ödüyorsunuz. Mesela ürünlerin vergisi her zaman PTT'de görünüyor mu diye yazmışım. Bunu da şu yüzden yazdım. Ürün bazen sizin elinize ulaşıyor. Hani şu sayfada dedim ya şurada mesela toplam ücret var. Bunu ödüyorsunuz. Normalde ürün size gelmeden işte gümrüğe girdi, gümrüğe sunuldu, şu oldu, bu oldu. Bu vergi çıkıyor. Siz bunu yani ürünü teslim almadan görüyorsunuz. Şu ürüne işte 18 lira vergi ödeyeceğim. Kapıya geldiği zaman ödeyeceğiniz vergiyi biliyorsunuz. Ama bazen de ürüne geliyor. Takipte hala yolda görünüyor ama siz işte ürünü almış oluyorsunuz. Ona da dikkat edin. Yani her zaman görünmüyor onu söyleyeyim. Ama %90 oranında paket elinize gelmeden vergiyi biliyorsunuz. Aynı ürüne farklı vergi çıkabilir mi diye sormuşuz mesela. Bu da şöyle arkadaşlar. Mesela dedim ya TV Box'a ben baktım yorumlara adam 90 lira ödemiş. Ben gittim 18 lira ödedim falan diye. Böyle bir durum olabiliyor. Ama çok sık rastlamadım ben. Biraz araştırdım forumlarda falan. Çok sık rastlamadım. Sanki biraz daha şöyle hani 15 lira 30 lira arasında vergilendirme yapalım. Öyle bir para kazanalım politikası yapılıyor gibi geldi bana yani. Şahsi kanaatim bu. Çok aşırı vergi çıkmıyor ama bulunduğunuz bölgeye ve gümrük memuruna göre de tabii ki bu değişir. Ben İstanbul'da aldığım zaman pek fazla hani 25 liranın üzerine bir vergi ödemedim. İade ücretini kim ödüyor diye zaten konuşmuştuk. Satıcı ödüyor bunu. Satıcı geri alırken kendisi ödüyor. Size de ödettirebileceğinden bahsetmiştim. Yani ödemeniz için sizi zorluyor. Bazı şeyler söylüyor işte para iadesi yapmam vesaire söylüyor. Bunlara kanmayın siz direkt iadenizi yapın o ödesin. Çünkü şöyle de bir durum var. Ben mesela atıyorum Almanya'da Amerika'da bir yerde yaşıyorum. Birisinin adresini öğrendim. Onun adına posta yollayabilirim. Atıyorum mesela üstüne de yazdım 1000 dolar. Uyduruk hurda bir şey yolladım. E ne olacak? Adama gidip de o 1000 dolara göre vergilendirme yapılıp da öyle onu mu tahsil edecekler? Adam der ki ya benim haberim yok. Onu tahsil edemezler. Mesela teslim almazsanız ne olur diye sorduk. Burada da şöyle bir durum var. Az önce bahsettim ya sizden habersiz yollanabilir. Onu hiç kabul etmeyebilirsiniz. Ama bir ürün aldınız. Onu teslim almıyorsunuz. O zaman Size kısmi ödeme yapılabilir yani kesinti yapılabilir paranızdan haberiniz olsun. Çünkü zaten teslim almazsanız yani haberiniz olup da teslim almazsanız buna bir ücret ödemiş oluyorsunuz ya atıyorum AliExpress'ten 10 dolarlık bir şey aldınız o 10 dolardan kesinti yaparlar. Hatta bu süreç biraz da uzar yani sizden işte bir şey falan istiyorlar, kanıt istiyorlar, ne bileyim bir ifade falan istiyorlar. Biraz süreç uzar. Birden fazla ürün alınabilir mi demişiz. Evet alınabilir isterseniz 50 tane ürün alın isterseniz 1000 tane ürün alın ama ona göre kesilecek vergiyi de göze almanız lazım. Burada şöyle de düşünmeniz lazım mesela birden fazla ürün diyoruz ya atıyorum TV box'ı bin tane aldığınız zaman vergiyle başınız belaya girebilir. Adam der ki kardeşim bu ne böyle bin tane şey olur mu ticariye giriyor falan diyebilir ama bin tane boncuk aldığınız zaman belki de bir paketin içine sığacak kadar bir şey. O yüzden orada sınırla ilgili bir durum yok. Orada gümrüğün değerlendirmesi önemli. Vergi dahil ürün alabilir miyim diye soracak olursanız Banggood, Gearbest gibi bazı sitelerden vergi dahil ürün alabiliyorsunuz. Bu paketler zaten PTT ile gelmiyor. Genellikle yurtiçi ile falan geliyor. Onlar kapınıza geldiği zaman herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Bir de vergi sigortası gibi şeyler var. Bununla ilgili video yapmıştık. Onu aşağıya açıklamalara koyarım. Bakabilirsiniz. Orada geldiği zaman siz vergi de ödeseniz onu iade olarak alabiliyorsunuz. Ben Gearbest'i pek sevmediğim için genelde Banggood üzerinden alıyorum. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Banggood üzerinden ön siparişler oluyor. Ön siparişleri takip edin. Mesela orada çok güzel ürünler denk gelebiliyor. Onlardan da alabilirsiniz. Hani ön sipariş daha çıkmamış. ürün Nasıl emin olacağız? Nasıl kalitesini bileceğiz derseniz Mesela atıyorum TV Box'dır. Zaten chipset bellidir. İşte Wi-Fi'yi, şu su, bu her şey zaten sabit. Aşağı yukarı piyasadaki ürünlerin birazcık güncellenmiş çıkıyor. O yüzden güvenebilirsiniz. O ön siparişleri takip etmenizde yarar var. ÖTV, KDV dahil mi? Biliyorsunuz bir önceki videolarımızda hep diyorduk ya bir ÖTV geliyor, bir KDV geliyor, bir ayrıca gümrük vergisi geliyor filan. Şimdi hepsi dahil şekilde. Hani dedim ya orada, toplam yazıyor. O toplamı direkt ödüyorsunuz. Başka herhangi bir şey gelmiyor. Yasaklı ürünler hala yasaklı mı? Mesela askeri işte dürbün olur, bıçak olur. Mesela işte bazı kozmetik ürünleri olur bazı lazer cihazları, elektronik sigara vesaire bunun gibi şeyler hala yasak. Alkol ürünleridir. Aklıma gelenler şimdi bunlar. Bunlar hala yasak. Yasaklarda bir değişiklik yok. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağı yukarı birçok şeyden bahsettik arkadaşlar. Unuttuğum şeyler olabilir. Sorarsınız. Sorduktan sonra aşağıya yazarız. Bazı belli başlı şeylere sabit mesaj yaparız. Ben şimdi şu ürünlerin detayını falan çekmeyle uğraşmaktansa size direkt satış sayfasını koyacağım arkadaşlar. Belki videonun içine ufak tefek detaylar yine koyarız ama satış sayfalarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte ben alırken ne kadarmış, şu an ne kadar, oradan alan diğer arkadaşlar ne kadar vergi ödemiş filan gibi değerlendirebilirsiniz. Bazıları AliExpress'ten dediğim gibi, bazıları Banggood'dan. Hangi aldıysam onları koyacağım. Siz de onlara göre bakabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video sizlere faydalı olacaktır. Kanalımızı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonunu kullanabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.